Önce hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 29 Mart Pazar günü Türkiye'de ve Bilecik'te bir demokrasi töreni yaşadık. Bu seçim sonuçlarına göre adaylarımız belli oldu. Birinci sıra adayımız Sayın Yaşar Tüzün, ikinci sıra adayımız Sayın Çağatay Karaahmet. Bildiğiniz üzere geçen pazar günü demokrasimizin bir parçası olan ön seçimi tamamlayarak adaylarımızı belirledik. Bu nedenle adaylarımız mazbatalarını bugün almışlardır. Sonuç itibariyle neticeler tescil edildi ve bu neticeler sonunda değerli milletvekili adayı arkadaşımla beraber, Sayın Tüzün'le beraber mazbatalarımızı aldık. Elbette bu tatlı sevincin, bu güzel mücadelenin neticesinde şimdi ikinci yarıyı oynayacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bilecik'te ve tüm Türkiye'de birinci parti olması için, mecliste çoğunluğu yakalaması için mücadelemize devam edeceğiz. Duayla gidiyoruz öncelikle, onu söyleyeyim. Allah nazardan, beladan korusun, Allah başarımızı daim etsin. Aynı şekilde bugüne kadar birlikte görev yaptığım ilçe başkanlığımızı yapmış, il yönetim kurulu üyemizi yapmış, birlikte görev yaptığımız il başkanlığımızı yapmış sevgili arkadaşım Sayın Çağatay Karaahmet'in de 2790 tane oy aldığını kabul ediyorum ve ilan ediyorum. Evet, bunun şimdi karşılığını görüyoruz. Diğer iki adaylı arkadaşımızla bizzat görüşme yapıp onların da tebriklerini telefonlarıyla diyalog kurup bu çalışmada iştirak edeceklerine yürekten inanıyorum. Yasaların çıkması, denetimlerin yapılması ve en azından bugüne kadarki bu Türkiye'yi kötü yöneten ve yönlendiren AKP iktidarından da hesap sorma adına yola çıkıyoruz. Bunun altyapısını ön seçimde gerçekleştirdik ve biz ön seçim öncesi hep şunu söyledik. Dedik ki 29 Mart'ın kaybedeni olmayacak, kazananı Cumhuriyet Halk Partisi olacak dedik. Ve biz 29 Mart'ı maçın ilk yarısı olarak tamamlayacağız. İlk yarısı 0-0 bitecek. Önemli olan ikinci yarıda bu maçı 2-0 galip bitirebilmektir dedik. Bu düşüncelerle yola çıktık. İnanıyorum ki Çağatay Bey'in, sevgili kardeşimin de yapmış olduğu jestten sonra ben de bu nazar boncuğuna layık olacağım ve onu da bu boncukla beraber yanıma alıp Ankara'ya götüreceğim.